Hepiniz hoş geldiniz. Daha önce Kırık'ta gerçekleşen konuşmalara, buluşmalara katılmamış olanlar için kısaca kendimizden de bir bahsederek başlamak istiyoruz. Kırık'ı yaklaşık 2-2,5 sene önce iki sanatçı, ben Zeynep Ekünlü ve Köken Ergun kurduk. Biraz böyle artan baskı ortamında sürekli bir arada durmaya yapılan vurguyla aslında tartışmak istediğimiz kimi konuları yeterince uzun, nüanslı tartışamamanın sıkıntısıyla buna bir alan açma ihtiyacıyla tanımladık kırığı. Kırık kelimesini de garip ve eğreti olanı, queer'i, renk nüansı, pay kırığı gibi anlamları kapsadığı ve kucakladığı için kendimize isim olarak seçtik. Kırık ilk senesinde dayanışmanın radikal anlamlarına odaklanan bir konuşma serisi düzenledi. 2022 yılında ekolojik kriz, sömürgecilik ve siyasi şiddet ile suç, soykırım ve hesap verilebilirlik konularının karmaşık yapısına odaklanan filmlerden oluşan gösterim programları ve konuşmalar gerçekleştirdi. Bu senenin konuşma ve buluşma programlarının odaklarından birini yine karmaşık bir konu olan boykotlar ve yaptırımlar oluşturdu. İkinci hattımızda da hem Türkiye'de hem yakın coğrafyadaki kültürel hegemonya ve kültürel kamplaşma konuları oluşturdu. Aslında bu konu kurulduğumuz zamandan itibaren hep derinlerine dalmak istediğimiz, sürekli tartışmaya niyetlendiğimiz bir konu oldu. Henüz kurulur kurulmaz Banu Karaca'nın sanat dünyası ve huzursuzlukları konuşması ve yakın zamanda gerçekleşen Rijin Sahakyan'ın aramızda kalsın başlıklı konuşmalarını bu bağlamda gerçekleştirdik. Hem pandeminin etkilerinin azalmasıyla hem de bu meselenin Türkiye gündemini giderek sıkıştırmasıyla birlikte önümüzde yüz yüze ve tam gün sürecek bir buluşma hedefi koyduk ve buluşmayı birlikte organize etmek için, hazırlamak için Begüm Özden Fırat'ı davet ettik. Ekim ayında iki oturum halinde İstanbul'daki dost inisiyatiflerden biri olan Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın mekanında, stüdyosunda Kültür Belası, Kurumlar, Hayat Tarzı ve Kutuplaşmanın Ötesi buluşması gerçekleştirdi. Emre Tansu Keten, Lara Özlen, Feride Eralp, Osman Erdan, Ayşe Köksal, Enis Köstepe'nin konuşmalarının açtığı tartışmalar tüm güne yayıldı. Bütün bu bahsettiğimiz konuşmaların kayıtlarını da web sitemizde ve YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Aslında bu büyük buluşmaya biz Tanıl Hoca'yı davet etmiştik. Ancak zamanları uyduramadığı için bize ayrıca Zoom'da bir konuşma yapmasının sözünü aldık. Bugün de kendisini dinleyeceğiz. Sözü kendisine vermeden Begüm de sanırım bu zamana yayılan programımız hakkında birkaç şey söyleyecek. Son olarak kayıt aldığımızı söylemek isterim. Eğer görünmek istemeyen, sesi duyulmak istemeyen varsa haberi olsun kayıt aldığımızdan. Bize özelden yazabilir. Söylediğim şeyi tartışmada söyledim ama çıkarın diyebilir. Begüm. Teşekkürler Zeyno. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz. Ben Kırık'a önce teşekkür ederek başlayayım. Sonra Tanıl'a teşekkür ederim. Çünkü beni davet ettikleri bu programın hazırlanmasında bir kolektif bir arada düşünme ve hani hem böyle gönlümüzü hem de işte gönlümüzü açabilme, nasıl diyeyim, bir arada düşünebilme imkanı tanıdıkları için. Kırık Zeyno'nun dediği gibi arada kalan ve çok konuşulmamış meseleler üzerine tartışma kırıkları açmaya hedefliyor. Kültür savaşları ve kültürel hegemonya başlığı da aslında hani çokça üzerine konuştuğumuz ya da eleştirel sol çerçeve içerisinde çokça üzerinde durduğumuz ama belki hakkını vererek hani günlere ve zamana yayarak tartışmadığımız bir mesele. O yüzden bu bizim deyişimizle kültür belası tartışma serisini çok önemli buluyorum. Tanıl'ın katılamaması sebebiyle aslında hem yüz yüze hem de çevrimiçi ayaklara yayılmış olması da benim için güzel oldu. O yüzden Kırık'a teşekkür ederek başlamış olayım. Şimdi Zeynep biraz bahsetti. Kısacık ben de ilk buluşmadaki temalardan bahsetmek istiyorum ya da oradaki muradımız neydi? Ondan kısaca bahsedip sonra sözü Tanıl'a devredeceğim. Bu 21 Ekim'de yaptığımız buluşma Kültür Belası ismini taşıyordu. Daha aşina olduğumuz kültür savaşı ya da kültürel kutuplaşma
ya da kültürel hegemonya gibi tanıdık terimlerdense biraz daha aşina olmadığımız bir terimle aynı meseleye tekrar bakalım istedik. Ve aynı zamanda kültürü de sadece içerisinde sıkışmış bulunduğumuz bir savaş değil, bir tür başımıza hani politik olarak açılmış bir bela ama aynı zamanda içerisinde mücadelenin de, müzakerenin de ve yeniliğin de yeşerdiği bir alan olarak düşünmek istedik. O yüzden bela ifadesinin çok daha verimli olabileceğini düşündüğümüz için kültür belası diye bir başlık attık. Ve bu kültür belası oturumunda iki panel, gündüz ve öğleden sonra iki panel düzenledik. Burada öne çıkan iki tema vardı bana kalırsa. Bir tanesi devlet ve özel kurumların ötesinde, örneğin müzeler ya da kültür ve anlam üreten kurumların ötesinde başka türlü üçüncü bir otonom kültür kurumu üretme tartışması. Bence bu kültür savaşı tartışmasında belki ayrıştan iki grubun ötesine taşıma potansiyeline sahipti. Bir diğeri de kültürel iktidar tartışmasına eşlik eden ve özellikle Emre Tansu Keten'in altını çizdiği ve Gezi ayaklanması sonrasında kentte orta sınıfların büyükçe bir kısmının içerisinden geçtiği kültürel ricat ya da kültürel geri çekilme tartışması bence önemliydi. Yani hem bir takım mahallelere çekilme, sıkışma ama aynı zamanda belirli dergi çevrelerine sıkışma, belirli hayat tarzının içeri sıkışma ve kapanma tartışması da bizim önemsediğimiz meselelerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla kültürü hem bir gündelik hayat tarzı, bütünlüklü bir hayat tarzı olarak tartışmaya çalıştık. Hem de kültür üreten kurumların kendisini tartışmaya açmaya gayret ettik. Zeyno'nun da söylediği gibi YouTube'da bu tartışmaları kaydına ulaşabilirsiniz Kırın kanalında. Şimdi Tanıl'a teşekkür etme vakti. Tanıl, Bora'yı zaten tanıyorsunuz ve özellikle bu kültürel hegemonya meselesinde hem kültür savaşı perspektifinden kavramın tarihselleştirilmesi, bugüne taşıması, Türkiye'de kat ettiği yollar ve patikaları bize aktardı diyeyim. Öğretti neredeyse belki de hani o tartışma alanlarını açtı. Dolayısıyla bu alanda konuşmasını en çok arzuladığımız isimlerden bir tanesi Tanıl. Çok teşekkür ediyoruz ve ben daha fazla uzatmadan sözü Tanıl'a devretmek istiyorum. Konuşmasının başlığı Türkiye'de Kültür Savaşları. Çok kısaca da kendisini tanıtayım. Tanıl Bora 1963 Ankara doğumlu. İletişim Yayınları editörlerinden, Bilikim Dergisi yazarı ve yayın koordinatörü. En çok Türkiye'de siyasal ideolojiler üzerine çalışıyor. Tanıl, söz senin. Çok teşekkür ederim davetinize. İşte gecikerek de olsa ve sanal yoldan da olsa icabet etmiş oluyorum. Bu gerçekten çok önemli ve yaygın bir tartışma. Üstelik de bir zamana kadar daha çok tarihçilerin, siyasi tarihçilerin, siyaset bilimi literatürüne aşina olanların bildiği ve bazı hani Almanca kavramlar bütün dillerde Almanca olarak kullanılır ya. Bu da kültür savaşı, Kulturkampf'ta onlardan biri. Zeitgeist gibi, zamanın ruhu gibi. Hani Almancasıyla bütün dünya dillerine taşınmış bir kavram. Ben önce zaten Begüm'ün de söylediği gibi biraz kavram tarihini kat edeyim istiyorum. Sonra Türkiye'ye geleyim istiyorum. Kavramın orijinal hikayesine biraz bakmakta hakikaten fayda var. Şimdi nereden çıktı bu kültür savaşı kavramının menşei ne? Mesela 5 yıllık, 5-6 yıllık bir dönemden söz ediyoruz. Almanya'da yani Alman Ulus Devleti'nin, Alman Birliği'nin sağlanmasından hemen sonra 1871-1876 yılları arasında Bismarck'ın sürdürdüğü, yürüttüğü bir politika kültür savaşı. Amacı Katolik Kilisesi'nin kamusal alandaki varlığını silmek ya da en azından ciddi bir şekilde zayıflatmak. Ve hakikaten de çok sert bir politika bu. Bu 5 yıllık, 6 yıllık dönem boyunca devlet işlerini, siyasetle ilgili konuşan rahipler hapis cezasıyla karşılaşıyorlar. Nitekim bu dönemde 1800 rahip tutuklanıyor, ciddi para cezaları konuyor, kilisenin mülklerinin küçümsenmeyecek bir kısmına, önemli bir kısmına el konuyor Begüm'ün yakından bildiği konular. Rahip olabilmek için devlet onaylı bir eğitim prosedürünü tamamlama zorunluluğu getiriliyor.
yani kilise görevlilerinin, rahiplerin bir kapalı sistem içerisinde, bir paralel eğitim içerisinde yetişmesinin önü alınıyor. Eğitim tamamen sekülerleştiriliyor, kilise denetiminin dışına çıkarılıyor. Kiliseden çıkmak, kilise üyeliğinden çıkmak çok kolaylaştırılıyor. Medeni nikah ihdas ediliyor. Vatikan'la bu süre içerisinde diplomatik ilişki kesiliyor. Yani gerçekten çok sert bir politika. Hatta bazı siyaset bilimciler ve siyaset tarihçileri yani sekülerizmin tarihinin bu deneyim üzerinden gerçekten daha iyi okunabileceğini ileri sürerler. Çok uç bir siyasettir, çok radikal bir siyasettir, çok kapsamlı bir sekülerleştirme siyasetidir. Yani uçlar tanımlayıcı, kudreti yüksek deneyimlerdir ya, uç deneyimler. O bakımdan hani bir jenerik ad olarak ve bir önemli tarihsel deneyim olarak Kültür Savaşı'nın gerçekten sekülerleşme siyasetlerinin anlaşılması açısından kilit bir rol, kilit bir tarihsel rol, bir tarihsel örnek olduğu ileri sürülmüş. Altını çizmek istiyorum, bu sadece bir yani geç bir ulus devlet olarak, yani en azından Avrupa tarihinde görece gecikmiş bir ulus devlet olarak Almanya'nın ulus devletin rıza üretme kapasitesini kiliseye hakim kılma ve ulus devletin hegemonyasını tesis etme siyasetinin bir parçasıydı. Sadece sekülerleşmeyle ilgili, sadece dinle ilgili bir dava olmanın ötesinde devletin, yani ulus devletin devletlik kapasitesini kabul ettirme siyasetinin bir parçası olduğunu vurgulamak gerekir. Buradan şuna geçmek istiyorum. Yani uzun bir süre aslında hani uyuyan bir kavram olarak kaldı bu. Bu dediğim somut işlevi bakımından, somut tarihsel işlevi bakımından daha çok siyaset bilimcilerin, tarihçilerin kullandığı, siyaset bilimi literatürüne özgü bir kavram gibi kaldı. Öyle çok popüler olduğunu söyleyemeyiz. Nispeten popüler olması sanırım son 20-30 yılın, 20-25 yılın meselesi. Dünyada, uluslararası literatürde daha çok konuşulmaya başlaması. Bunun da sanırım vesiyelerinden biri bu Samuel Huntington'ın meşhur 96'da yayınlanan Medeniyetler Savaşı kitabı. Yani Soğuk Savaş sonrası ya da işte real sosyalizmin nasıl diyeceksek çökmesi sonrası dünyada siyasetin artık işte Medeniyetler Savaşı üzerinden cereyan edeceğine dair ünlü ve etkili tezi, aynı zamanda hakikaten bir kültür savaşı kavramının tazelenmesiydi bir bakıma. Ama doğrudan doğruya kültür savaşı kavramının popüler ve siyasi yeni güncellenmesi, yani son zamanlardaki güncellenmesinin bence esas önemli ve uğursuz vesilesi 2011 yılında Norveç'te 77 insanı, 77 genç, çoğu genç insanı katleden Neonazi Andres Breivik'in dilinden işitildi. İki kültür savaşı düzleminden söz ettiği iç içe geçen Breivik mahkemedeki savunmasında ve yayınladığı çeşitli metinlerde, manifestosunda filan. Yani bu Batı neonaziliğinin, yani yeni 21. yüzyıl neonaziliğinin manifestosu denebilecek çıkışından. Bir tanesi Avrupa'nın İslam'la kültür savaşından bahsetti. Bir de kültürel Marksizmle bir kültür savaşından bahsetti. İlki daha bildiğimiz bir şey, işte göçmenler, İslam'ın işte İslam ya da İslamcılık olarak, İslam olarak tanımlanan şeyin, çünkü onun gerçekten İslam'la ve İslamcılık olan ilişkisi ayrı bir tartışma. İşte bu 2001 New York kuleler hikayesinden başlayarak bütün Batı'yı saran bir heyula. Bu daha çok bildiğimiz bir şey. İkincisi, bu yeni sağ, bütün dünya yeni sağının giderek daha fazla rağbet gösterdiği kültürel Marksizmle kültür savaşı denen global dava. Bununla kastedilen de şu, çok kabaca indirgersek, komünizm çöktü, Marksizm çöktü, fakat geriye çok güçlü bir
kültürel Marksizm tortusu kaldı. Bu solcu aydınlar, solcu fikirler medyada, kültürde, sanatta hak edilmedik derecede güçlü bir hegemonik kalıntı güce sahip, bir bakiye güce sahip. Ve bu toplumlarımızı kemiriyor, yozlaştırıyor. Müthiş bir yabancılaşma ve kültürel yoksullaşma, yozlaşma etkisi uyandırıyor. Bununla mücadele etmemiz lazım. Trump'ın da dilinde, işte bütün dünya yeni sahanın dilinde. Breivik bunun en vahşi, en korkunç, en uç örneklerinden, temsilcilerinden biri olarak manifestatif bir şekilde dile getirenlerden biriydi. Kabaca hani dünyadaki kavramın seyrini hızlı bir seyir halinde, hızlı bir atlamayla böyle özetleyebiliriz sanırım. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de kültür savaşını biz nasıl düşünebiliriz, nasıl tarihsel bir hikaye kurabiliriz ve günümüzdeki tartışmaları nasıl özetleyebiliriz? Bir kere erken Cumhuriyet döneminin kültür siyasetini, özellikle dinin kamusal alandan tart edilmesi ve dinin tıpkı Almanya'da olduğu gibi aslında tart etmekten öte devletin kontrolü altına alınması. Yani bir din var olacaksa da, bir din kurumu var olacaksa da devletin rıza üretme kapasitesinin bir aleti, bir unsuru olarak örgütlenmesi, buna rıza göstermesini sağlanması ile ilişkin siyaset gerçekten birçok bakımdan Bismarck'ın 1871-1876 arasındaki siyasetiyle benzerlik arz eder. Nitekim daha çok batılı siyaset bilimciler, Türkiye ile ilgili çalışan batılı siyaset bilimciler hem retrospektif olarak erken Cumhuriyet dönemini kavramsallaştırırken Kulturkampf, kültür savaşı kavramını kullanırlar. Yani Osmanlı'dan devreden dini kurumların, dini geleneklerin tasfiye edilmesi, gemlenmesi, kontrol altına alınması, ehlileştirilmesi yönündeki erken Cumhuriyet dönemi siyasetini özetlerken. Ben ilginç bir şekilde adıyla sanıyla kültür savaşı kavramının bir yerde kullanıldığına rastladım erken Cumhuriyet dönemi literatürü içinde. Sadri Ethem hem milletvekili hem edebiyatçıdır. Hani sol eğilimli denebilecek kültür insanlarından aynı zamanda o dönemde. 1934'te yayınladığı bir küçük kitapta demir yolları bağlamında değiniyor kültür harbi terimine. Diyor ki demir yolları ray üstünden kültür taşıyan kültür harbimizin araçlarıdır. Demir yolları ray üstünden kültür taşıyan kültür harbinin araçlarıdır. O biraz ekonomi politik bir kavram gibi de kullanıyor kültür harbini. Demir yollarına çünkü atfettiği işler, burada spesifik bir dinsel atıf yok. Yani Cumhuriyet'in sekülerleşme ya da dini kontrol altına alma, nizam altına alma, itaat altına alma politikalarını çok özel olarak kastetmiyor. Daha genel olarak toplam bir geriliğe karşı, yani o taşranın yavaşlığı, ekonomik gerilik, maddi ve teknolojik geriliğe karşı harp etmenin bir aracı olarak kullanıyor. Yani kültür harbiyle kastettiği hayatın geriliğine karşı, hayatın geri kalmışlığına karşı, ekonomik geri kalmışlığa karşı, toplumsal geri kalmışlığa karşı mücadele, bir toplam bir gerilik, ilerilik mücadelesi içerisinde verilen bir harp. Bir toplumsal gelişme harbinin harbi gibi tanımlıyor kültür harbini bu anlamda. Bu bizi şöyle bir tartışmaya taşıyabilir. Kemalizmin daha sonraki evrelerinde ya da özellikle 1960'lardan itibaren Kemalizme soldan yöneltilen eleştirilerde
gerek hani yön çevresinde, gerek daha sonra yani sosyalistleşme eğilimindeki, sol içerisindeki arayışlarda, gerek bizzat Kemalizmin kendi içinde, Kemalizmin kendi sol kanadından getirilen eleştirilerde bir tür kültüralizmle eleştirilir Kemalizm. Yani kültürü ekonomi politiğin önüne koşmakla, toplumu değiştirmenin, toplumu biçimlendirmenin, işte ileriye gitmenin, modernleşmenin, kalkınmanın, aydınlanmanın, her ne diyeceksek, lokomotifi olarak, yine biz de demiryolu mecazı kullanalım, lokomotifi olarak sadece ve sadece kültürü görmekle, kültürel inkılaplarla, işte yazı inkılabı, harf inkılabı, işte dinin kamusal alandan hafif ötelenmesi ya da işte kontrol altına alınması gibi inkılaplarla bütün toplumu değiştireceğini, tarihin tekerini bunlarla çevireceğini zannetme. Ve bu nedenle gerçekten toplumu kapsamlı ve kökten değiştirecek ve etkileyecek olan ekonomik ve politik inkılaplardan geri kalmak. Bunları ikinci plana atmak var. Kültürü ekonomi politiğin ikamesi gibi görmekle eleştirilir Kemalizm. Dediğim gibi hem soldan hem de bizzat kendi sol kanadı tarafından da 60'larda dile getirilmeye başlayan eleştiriler olacaktır bunlar. Burada adlı adınca kültür savaşından, hani bir kültür savaşını çok fazla aşırı önemseyip gerçek bir toplumsal değişimin kaldırıcı olacak mekanizmaları, dinamikleri göz ardı etmekten ile ilgili tartışmada kültür savaşı kavramı adlı adınca kullanılmaz, ama içerik olarak aslında kastedilen budur. Yani bu anlamda kültür savaşı bir yanlış savaş gibi düşünülür. Yani yanlış bir cephe açmak gibi düşünülür. Bu arada kültür savaşı, kültür kampı kavramını Türkiye'de akademide, sosyal bilimlerde istisnaen kullanan bir tek kişiden söz edebiliriz. Bu 60 sonrası döneme bakarken, günümüze kadar, yani günümüzdeki bu kavramın popülerleşmesine kadar olan dönemde, o da Şerif Mardin'dir. O da çok fazla değil. Bir iki kez zikrettiğine rastladım. Ama tek zikredendir bu kavramı. 1994 yıllı bir makalesindeki değinisini önemsiyorum. Orada şunu söyler: Türk kültür kampında, Türk Almanca kullanılır terim burada, Türk kültür kampında der, muhafazakar politikacıların destekleri karşılığında seçmenleri imam hatip okullarıyla ödüllendirmesinden söz eder. Burada o kültür savaşını muhafazakar politikacıların kullandığı bir kavram olarak kullanır. Bu önemli. Çünkü gerçekten de yani erken cumhuriyet sonrasında kültür savaşı kavramını adlı adınca kullanmasalar bile, o içeriği kastederek bir kültür savaşına girişenler aslında daha çok sağcılardır. Yani 1950'lerde, 60'larda, daha sonrası. Yani kültür savaşı aslında, dediğim gibi, bu terimi kullanmaksızın. Ama onların pekala bir kültür savaşı yürüttüğü tanımını Şerif Mardin'in yaptığını görüyoruz. İşte İmam Hatip okullarının bir ödül olarak kullanılmasının bir kültür savaşı aracı olduğunu söylemekle bunu yapıyor. Ama başka birçok sağcı yazara bu dönemde, milliyetçi, muhafazakar, İslamcı yazara baktığımız zaman, bu teknik kavrama başvurmaksızın bir kültür savaşına giriştiklerini görebiliriz. Bence bu bakımdan çok temel bir eser, bir kültür savaşı paradigması koyan temel eser Mümtaz Turhan'ın, ki Türk sahanın bütün yelpazesini öyle veya etkilemiş en yetkin sağcı düşünürlerden biri olduğunu söyleyebiliriz Mümtaz Turhan'ın. 1951'de yayınladığı Kültür Değişmeleri kavramında pekala, yine tekrarlıyorum, bu kavramı kullanmaksızın da olsa bir kültür savaşı paradigması koyar. Onun kitapta koyduğu kavramsal ikilik serbest kültür değişmeleri ve mecburi kültür değişmeleridir. Ona göre serbest kültür değişmeleri kapitalizmin ve modernleşmenin doğal akışı içinde kendiliğinden gerçekleşen kültürel değişmelerdir.
Yani işte köye traktör girer. O zaten hayatı değiştirir. Kendiliğinden tedricen değiştirir. Köylüler buna uyum sağlarlar. Hayatlarını işte tedrici olarak orasından burasından buna göre değiştirirler. Ve kendiliğinden serbest dediği kültürel değişim gerçekleşir. Mecburi kültür değişmeleri ise onun tabiriyle idari bir nüfuz ve iktidara sahip bir zümrenin yabancı bir kültürü ve bunun bazı unsurlarını kendi cemiyetine zorla kabul ettirmeye çalışması. Bununla da tanımladığı kolayca çıkarsayabileceğimiz, tahmin edebileceğimiz gibi erken cumhuriyetin kültür siyasetidir. İşte şapka inkılabı, işte kılık kıyafet reformları, dil reformu, genel olarak günlük hayatın düzenlenmesiyle ilgili, işte dinin büyük ölçüde zapturaptı altına alınarak ya da hafif ötelenerek işte seküler bir ve Batı taklitçisi olarak tanımlanan bir hayat tarzının kurulmasına dönük siyasetlerdir infrastrukturaları. Bunlar mecburi kültür değişmenidir. Yani zorlama. Burada mecburi ile kastettiği insanların mecbur edildiği tepeden inme kültür değişimleridir. Bunlar da toplumsal dokuya zaten kolay uyum sağlamayan. Çünkü yabancı. Çünkü yerli kültüre, özgün kültüre yabancı zorlama kültür değişmeleridir. Burada da bu kavramı kullanmaksızın Mümtaz Turhan'ın aslında söylediği bir kültür savaşı, yani kurduğu bir kültür savaşı paradigmasıdır. Yani erken cumhuriyetin siyasetinin toplumla bir kültür savaşına giriştiği ve bunun da zorlama ve gerçek ve toplumca rahatça benimsenecek bir toplumsal değişimin önünde mani olduğu. Bir başka sağcı yazardan bahsedeceğim. Ondan bir alıntı aktaracağım. Yine adını koymaksızın kültür savaşı paradigmasını açıkça tarif eden. O da Ahmet Kabaklı. Ahmet Kabaklı yine sağın bütün yelpazesinin saygın bir yazar olarak gördüğü, hatta Şeyhül Muharrir, yani muharrirleri şeyhi olarak tanımlanan kürzatı. Arzu'da yazdı uzun yıllar. 1984 yılındaki bir köşe yazısında şunu diyor, şunu yazmıştı. Bir tek iktidar vardır, o da kültür iktidarıdır. Adam Smith'çi veya Marx'çı görüşlerin zıttına kültür ekonomi üzerine değil, ekonomi kültür üzerine kurulur. Yani altyapı iktisat değil, kültürdür. Çok açık bir tanım. Yani Kabaklı içinden geldiği soğuk savaşın ve hala sürmekte olan soğuk savaşın paradigması içerisinde solun altyapı, üst yapıyı belirleyen altyapı olarak koyduğu ekonomiye ya da ekonomi politiğe karşı kültürün altyapı olduğunu savunur. O terminolojiye el atar. Yani altyapı diyorsanız der, bu kültürdür. Belirleyici olan kültürdür ve iktidar dediğiniz şey de bunun üzerine. İktidarın temeli de budur. Bu hani günümüz kültürel iktidar tartışmalarının, kültürel hegemonya tartışmalarının ve kültür savaşı meselesinin deyimlerinde ise bilinçli bir tarifi. Hayli de erken bir zamanda yapılmış ki Kabaklı'nın bir parçası olduğu milliyetçi muhafazakar entelejensiyanın bu fikri çok daha eskilerden beri savunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani solun ekonomiyi toplumun zembereği olarak dayatma anlayışına karşı onların bakış açısından, onlar toplumun zembereği olarak kültürü savunurlar ve alternatif altyapılarıdır onların kültür. Bu dönemin, yani bu döneme kadar olan tartışmalar içerisinde. Şimdi bugüne zıplayabiliriz. Yani Soğuk Savaş sonrasına baktığımız zaman, özellikle de AKP iktidarı dönemine baktığımız zaman, gerçekten kültür savaşı paradigmasının diyorum, gerçekten yani 25 yıldır değişik terimlerle, değişik malzemelerle, değişik hararetlerle, değişik gündemlerle sürekli yeniden üretildiğini söyleyebiliriz ve bir bakıma
gerçekten AKP iktidarının hani Ahmet Kabaklı'nın dediğini yaptığını, kültürün altyapı olduğu kabulüyle en azından bu kabulü işleyerek, bu kabulü dayatarak deyim yerindeyse siyaset ettiğini ve bunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kuşkusuz yani Ahmet Kabaklı'dan ilham alarak yapıyor değiller bunu. Ama sonuçta zaten bir zihniyet dünyasının devamlılığından söz ediyoruz. Hatta bunu rastlayanlar ve bilenler vardır. Bir iki yıl önce bir siyaset bilimci, değerli bir siyaset bilimci arkadaşımız Zafer Yörük, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bir tersinden kültür savaşı yürüttüğünü yazdı. Tersinden kültür savaşı, yani erken cumhuriyet döneminin yürütmüş olduğu kültür savaşına karşı o siyaseti geri döndürmek ya da alternatifini, zıttını restore etmeye dönük bir tersinden kültür savaşı. Yani orijinal kültür savaşı ya da Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk kültür savaşı dinin kamusal alandaki varlığını geriletmeye ya da devletin nizamı altına almaya, zapturaptı almaya, altına almaya dönük bir kültür savaşıysa, şimdiki de aksine dinin hegemonik etkisini, dinin kamusal alanındaki varlığını ya da devletin rıza üretme aygıtı içerisindeki konumunu tahkim etmeye, geri getirmeye, güçlendirmeye dönük bir tersinden kültür savaşı olarak tanımlamıştı Zafer Yörük. Ki bunun birçok emaresini görüyoruz. İşte bu Neo Osmanlıcılığın işaretlerini de görüyoruz. İşte alternatif kutlama, bir alternatif kutlamalar protokolünün işte fetih, bir ara çok moda olan ama sonra bizzat unutulan Kutülamere zaferi, Malazgirt gibi gibi, işte sembolik büyük cami inşaları gibi, Selçuklu Osmanlı motif detaylarının ya da onların pastişlerinin çeşitli yerlerde kullanılması gibi. Ki yine bir atıfta bulunacağım, Yasin Durak sahte folklor olarak tanımlıyor bunu. Çünkü bunların birçoğunun da gerçekten özgün, gerçekten tarihsel referansları olduğu şüpheli. Burada biliyorsunuz, bu tartışmaya daha sonra tekrar bir ucundan bağlanacağım ama kültürün ya da kültürel kimlik etrafındaki tartışmaların ve konumların sınıfsal konumlanmaların, sınıfsal işaretlemelerin alternatifi, rakibi ya da onları gözlerden uzak tutmaya dönük bir ikame, yani biraz bir sahte gündem olarak görüldüğünü de biliyoruz. Bu da ayrı bir tartışma. Ben hani bu konudaki tutumumu baştan söyleyeyim. Ben bunların pekala birbirine eklemlendiğini ve kültürel savaşın da bir gölge savaş değil, birçok durumda sınıfsal ayrımlara da tekabül eden, sınıfsal göstergeleri de içinde barındıran bir kategori olduğunu düşünüyorum. Bir hayali düzlem değil bu. Hatta birçok durumda bizatihi sınıfsal ayrımları temsil eden ayrışmaları da ifade edebiliyor. Bu ikisini birbirine tamamen alakasız bir sahte gündem, yani kültür savaşlarını bir sahte gündem olarak kolayca sinik bir şekilde kenara bırakamayacağımızı düşünüyorum. Bazı durumlarda pekala öyle bir işlev görse de, yani spesifik duruma bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili bizzat muhafazakar, İslamcı ya da yani AKP'li diyelim, bazı yazar çizer arasında yürütülen bir tartışmaya, bazı hani kültür savaşlarının sınıfsal karakteriyle ilgili bazı yorumlara değinmek istiyorum. Bana önemli geliyor çünkü. Şunu diyorlar, çok kabaca özetleyerek, toparlayarak söylüyorum. Onlara göre, yani bu yorumları geliştirenlere göre Türkiye'de batılı anlamıyla bir burjuvaziden söz edilemez. Batılı anlamıyla bir kapitalizmden de söz edilemez. Çünkü Türkiye'de gerçekten yerli olan sermaye, gerçekten yerli olan işte girişimci zümreler orta sınıf karakteri taşırlar. Çünkü bunlar
Burjuvaziye atfedilen, burjuvazinin tarihsel karakteri olan sermayeyi sınırsız büyütme ve her ne pahasına olursa olsun rekabetten ziyade sosyal uzlaşmaya önem veren, dengeye önem veren, bir takım ahlaki kodlara önem veren, bu nedenle de gerçek anlamda burjuvazi olmayıp ya da olamayıp hani eninde sonunda yine orta sınıf olarak kalan bir tabakayı oluşturuyor. Hatta kimileri bunu hani Müslüman Türk töresinin kapitalistleşmeye tarihsel olarak izin vermediği, kapitalistleşse bile tam anlamıyla hani kamilen bunu son noktaya kadar götüremediği, çünkü işte o ahlaki kodların bir sınır çizdiği, bunu gemlediğini ileri sürer. Gerçek anlamda Türkiye'de olduğu kadarıyla burjuvazi, olduğu kadarıyla sermaye sınıfı, batılı anlamda sermaye sınıfı, adı üstünde batıcılaşmış ve batılılaşmış bir sermaye sınıfıdır. İşte Koçlar, Sabancılar. Yani zaten batılı kültürle şekillenmiş, batılı eğitim görmüş, batı hayranı, batı sermayesiyle de bütünleşmiş. O anlamda hani yerli ve milli burjuvazisi olmayıp gerçekten batıcı ve batılı olan bir burjuvaziyi temsil eder. Dolayısıyla hani bu milliyetçi muhafazakar veya AKP'li olarak tanımlayabileceğimiz kültür savaşı kamplaşmasında sınıfsal olanla kültürel olan bağdaşır. Yani batılı kültüre, taklit kültüre, yabancılaşmış, yozlaşmış taklidi olan o global kültüre karşı muhalefet, onun Türkiye'deki distribütörleri olarak tanımlarlar ya da benzer küçümseyici tabirler kullanırlar. Türkiye'deki taklitçilerine, uygulayıcılarına dönük kültürel öfke, aynı zamanda sınıfsal bir öfkedir bunlar. Yani dengeli, sermaye olsa bile, büyük sermaye olsa bile, büyük girişimlere imza atsa bile, eninde sonunda o dengeli orta sınıf karakterini sürdüren, o kültürel kodlara bağlılığını sürdüren yerli ve milli sermayeye karşı azgın global kapitalist ve batılı sermayeyle iktisadi olarak da bütünleşmiş olan kötü sermaye dengelerindeyiz. Böyle bir ayrıma da oturur onların bakış açısı. Bununla ilgili kültür savaşını yürütmek üzere 2015'ten beri yayınlanan bir dergi de var biliyorsunuz, Cins adı altında. Kendi misyonunu kültürel iktidara karşı kendi kültürümüzü popülerleştirme misyonuyla konuyor. Buradaki kültürel iktidar tanımını da hani bayağı Breivik'ine benzer bir çerçeve içerisinde görebiliriz. Yani aslında kaybetmiş, tarihsel olarak kaybetmiş ve tarih sahnesinde aslında silinmiş olan sosyalist, Marksist aydınların medyada, işte yayıncılıkta, edebiyatta, sinemada, sanatlarda hala hak edilmemiş bir şekilde fuzuli bir tür fuzuli işgal halinde faaliyetini sürdürmesi, oralara tutunarak hala bir iktidarı oluşturması, kültürel iktidar oluşturması. Bunu da az evvel değindiğim bu global kapitalist iktidarla eklemlenerek, işte bir takım fonlardan, uluslararası kuruluşlardan yararlanarak, onların koruması altında gerçekleştiriyorlardır bu eleştiriye göre. Ve zaten içerik olarak da burada hani bunlar sonuçta hala bir kültürel Marksistler olarak iktidar etmekle birlikte, içerik olarak da aslında kapitalizmin batılı hayat tarzının, batıdaki hayat tarzının özlemciliğinden öte bir şey yaptıkları yoktur. Bu bakış açısından bakıldığı zaman, onların yorumlarına bakıldığı zaman. Yani bu hani kültürel Marksistlerin yaptığı aslında kapitalist kültürün yeniden üretiminden ibarettir. Şimdi düşündüğümden biraz fazla uzattım galiba. Ama azıcık daha uzatmaya da devam edeceğim izninizle. Çünkü şu beyaz Türkler tartışmasına çok tipik ve temsili bir tartışma olarak muhakkak girmek istiyorum. Çünkü bu tartışma gerçekten de
Türkiye'de kültür savaşlarının en kullanışlı, en popülerleşmiş ve bence de gerçekten birçok şeyi çözümlemeye bir hayli elverişli bir kavram. Şuradan başlayayım. Recep Tayyip Erdoğan ta 2012'deki bir konuşmasında kendilerinin, yani işte muhafazakarların, dindarların, işte AKP kimi temsil ediyorsa onların, Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye'nin zencileri yerine konduğunu söylemişti. Bunu ilerleyen yıllarda da aralıklarla sık sık kullandı. Yani biz Türkiye'nin zencileri, biz karşıda kim var? Zencileri karşıda kimler olur? Beyazlar. Beyaz Türkler. Şimdi beyaz Türkler kavramının AKP siyasetçilerince ve AKP kültürcülerince devralınmasından önce oraya kadar gelen ilginç bir tarihi var aslında. Kavram böyle işlev ve konum değiştiriyor. İlk kullanıldığında 1990'larda çıktığında eleştirel bir kavram olarak kullanıldı. Yani bu tahsilli, şehirli, üst orta sınıfların böyle yoksulları, taşralıları, Kürtleri, yani aslında bütün aşağıdakileri aşağılamaya, onların cehaletini, zevksizliğini falan küçümsemeye dönük kültürel sınıfsal ayrımcılığını teşhir etmeye dönük eleştirel bir kavram olarak daha çok. Ama daha çok meşhur olduğu aşama 2000'li yıllarda AKP iktidarının kurumlaşmaya, yani yıllanmaya başlamasından itibaren giderek yayılarak sahiplenildiği bir dönem. Yani Beyaz Türk kavramı pekala olumlu bir içerikle sahiplenildi. Nasıl sahiplenildi? İşte şu meşhur imgeleri biliyorsunuz. İşte göbeğini kaşıyan adam, işte bidon kafalılar, işte kısa bacaklı, kıllı, taşralı, geri, kültür olarak geri, cahil olarak betimlenen AKP kitlesine karşı işte Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil ettiği düşünülen, işte iyi eğitimli, dünyayla bütünleşmiş, dünyaya açık, bir hani modern, şehirli, orta sınıf, tahsilli orta sınıfları, beyaz yakalıları daha çok kasteden bir kavram olarak ve Türkiye'nin işte bu aydınlık yüzünü, işte o karanlık yüzüne karşı savunmanın bir pankartı gibi sahiplenildi. Beyaz Türk kavramı. İşte bunu birçok o dönemin mainstream medyasında, ana akım medyasındaki birçok köşe yazarı, bayağı bilinen önemli köşe yazarları bunu olumlu bir kavram olarak kullandılar. Yani evet, yani biz Beyaz Türkler bu memlekette hak ve pay sahibiyiz. Bu memleketin modern, gelişkin, ileri, dünyaya açık bir memleket olması perspektifini biz temsil ediyoruz. Ve biz dışlanamayız, yani bizi kimse dışlayamaz gibi bir dildi bu. Evet, yani biz Beyaz Türk'üz ve hakkımızı savunuyoruz gibi. Bu kavramın da ben, yani bu sahiplenmenin de bir sınıfsal kültürel karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu da eski orta sınıflarla ya da eski beyaz yakalılarla yeni beyaz yakalıların bir mücadelesinin bir aracı olduğunu düşünüyorum. Yani beyaz Türk kavramının olumlu bir şekilde sahiplenilmesi bence şöyle bir şeye dayanıyordu. Gerçekten işte beyaz yakalı emekçiler ya da beyaz yakalı emekçi adayları, yani üniversite görmüş, bir meslek edinmiş ve beyaz yakalı olarak sonuçta kendisini orta sınıf olarak, yani biliyorsunuz orta sınıfların temel bir karakteristiği kendisini orta sınıf olarak tasavvur eden beyaz yakalılar olmasıdır. Yani emekçilerin kendisini orta sınıf olarak tahayyül etme ve pratik etme deneyimiyle anlayabiliriz ancak orta sınıfları. Onların bu konumu yitirme tehdidini algıladıkları bir dönemde ortaya çıktı bu kavram. Şöyle, hani iyi okullarda okuyorlardı ve mesleklerini ellerine alıyorlardı. Fakat çeşitli dışlama mekanizmalarıyla, devletin değişmesi nedeniyle, bürokrasinin değişmesi nedeniyle liyakatin yetmediği, yine liyakata sahip olsa da başka kültürel kimlik, başka kültürel sermaye bagajlarına sahip, başka bir elitin artık tercih edildiği, favorize edildiği, kayırıldığı, öne çıktığı bir dönemi tecrübe ediyorlardı.
Yani işte sınavlarda mülakatları geçememe, saygın beyaz yakalı meslekler içerisinde istihdam edilememe gibi bir tehdit algılaması. Yersiz de olmayan bir tehdit algılamasını tecrübe ediyorlardı. Beyaz Türk kavramının bu anlamda olumlu bir kavram olarak, sahiplenilen bir kavram olarak bu dönemde ortaya çıkmasını bununla bağlantılı olarak düşünüyorum ben. Sahici bir ekonomik ve toplumsal tehdit algılamasıyla örtüşüyor. Fakat 2013'ten sonra Gezi protestolarından, büyük Gezi ayaklanmasından sonra Beyaz Türk kavramının yeni bir kullanım evresine geçtik. Bu kez Beyaz Türk kavramını hala sahiplenenler olmakla birlikte daha baskın, daha çok sesini duyduğumuz olan kullanım bunu olumsuz bir şekilde karalamak üzere AKP iktidarından rahatsız olan, ona isyan eden, ona baş kaldıran, ona asilik edenleri tanımlamak üzere küçültücü bir kavram olarak popülerleşmeye başladı. Çok sistematik olarak AKP medyasında kullanılmaya başladı. Özellikle de dediğim gibi bunun dönüm noktasının Gezi protestoları olduğunu, Gezi isyanı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir örtüşme de var. Yani dönemin hala merkez medya olan merkez medyasında Gezi isyanı bir tür Beyaz Türk reaksiyonu olarak da anlamlandırılıyor. Yani o az evvel tanımladığım işte tahsilli, şehirli, modern, dünyaya açık orta sınıf zümrelerin kale alınmamaktan, dışlanmaktan, bu memleketin eşit haklı yurttaşları olarak tanınmamaktan duydukları tepkinin bir isyanı olarak anlamlandırıldı. Beyaz Türk kavramını olumlu bir şekilde sahiplenenler tarafından. AKP eliti ya da kanaat üreticileri tarafından da aşağı yukarı buna tekabül eden bir şekilde AKP iktidarının eskiden horlanan, yükselmesine izin verilmeyen, orta sınıf konumlarına gelmesine, saygın orta sınıf olarak tanınmasına izin verilmeyen zümrelerin halk katmanlarının o saygınlığı ele geçirmesi, o hakları, o pozisyonları, o liyakati ele geçirmesini hazmedememesi olarak anlamlandırılır. Yani buna göre Beyaz Türkler, zencilerin, yani AKP terminolojisi içerisindeki, Erdoğan'ın terminolojisi içerisindeki zencilerin yükselmesini, işte hakim, savcı olmasını, bürokraside yükselmesini, girişimci olarak yükselmesini, yani yeni orta sınıf olarak kendini kabul ettirmesini hazmedemiyorlardı. Bu hani Gezi çapulculuğu da diyelim. Bunun ifadesiydi ona göre. Bunu hazmedememenin, buna başkaldırmanın ifadesiydi. Giderek ve giderek o zamandan beri de Beyaz Türk kavramının bir jenerik kavram olarak, yani illa bu işte şehirli, tahsilli, işte hani aşağı yukarı işte erken, yani Cumhuriyet değerleri denen değerleri çok fazla önemseyen vesaire. İlla bu tanıma sığmasa bile aslında ekonomi politik kavramlarla baktığımızda pekala zenci olsa bile bu jenerik kavramla damgalanır hale geldiğini diyor. Yani artık Beyaz Türk bu spesifikasyondan uzaklaştı. Öte yandan başka imalar da kazandığını gördük Beyaz Türk'ün. Hani beyazlığın siyasi, sosyal başka çağrışımlarıyla birlikte mesela bir tür işte yumuşaklık, böyle hani eşcinselliği de ima eden, böyle hani çünkü beyazlık hani böyle bir lekelenmemişlik, temiz çocukluk filan türü imaları da olduğu için usulca, bazen pek de usulca değil, gayet net bir şekilde bu tür imalar da kazanabildiğini gördük. Yani Beyaz Türkler aynı zamanda işte yumuşak, korkak, böyle dişil ya da dişilleştirilebilen tiplerdir yani. Temiz çocuklardır yani. Şey, elleri kirlenmemiş, korkak. Hani eski İçişleri Bakanı da söylemişti ya, hani bir silah atılsa bunlar Beyaz Türkler şey yapar, tırsarlar gibi
imalar. Aynı zamanda bu Selaniklilik, dönmelik imaları, yani gerçek anlamda Müslüman olmamak, görünüşte Müslüman olsa bile gizli din taşımak. Bu tür imalarla da bağdaşabildiğini görüyoruz. Yani bayağı hem cinsiyetçi hem bir toplam yabancılık, özsel bir yabancılık ima eden bir kavram olarak çok işlevselleştirildiğini görüyoruz. Gerçekten son derece kullanışlı bir kültür savaşı kavramı haline dönüştüğünü görüyoruz. Dediğim gibi yani kavramın kullanım hikayesinin dönüşümü başlı başına çok ilginç ve aslında biz bugün sadece onu konuşsak, sadece Beyaz Türk kavramını, onun macerasını konuşsak bile idare edebilirdik bence. Biraz daha devam edeceğim. Bir iki şeye daha değineceğim. Şimdi bir yandan da bu bizzat İslamcı ve milliyetçi muhafazakar camianın kendi içinde de kah öz eleştiren, kah bayağı eleştiren bazı çıkışlar da görüyoruz. Şu minvalde çıkışlar. Yani bu hayat tarzıyla ilgili işte evine ayakkabıyla girenler, köpek besleyenler, köpeklerini insanlardan daha çok sevenler gibi damgalamalar etrafındaki bütün bu tartışmaların ötesinde aslında kapitalist kültürü, yani batılı, doğulu, dini, ladini ölçülerin ötesinde kapitalist kültürün, piyasa kültürünün, tüketim kültürünün asıl hegemonik güç olarak bizzat muhafazakar ve İslamcı camiada da ya da damgasını vurdu. Yani işte kıble yönünü gösteren kredi kartı, işte plastik rahle gibi ya da eleştirel bir İslamcı siyaset bilimcinin kullandığı deyimle çukur ambarlaşma. Yani işte bu küçümsenen seküler orta sınıfın günlük hayatından, günlük eğlenme ve eğleşme tarzından hiç farklı olmayan, sadece yenilen içilen şeylerin farklılaştığı, dekorun farklılaştığı ama günlük hayata eda etme biçiminin tamamen aynı olduğu bir şekilde Ankara'nın Çukurambar semti biliyorsunuz bir tür kontr Cihangir olarak tanımlayabilirsiniz. Bunu siz İstanbullular, burada çoğunluk İstanbul herhalde, bir sevgili Antalyalı arkadaşım da arada olmakla birlikte. Yani bir tür karşı Cihangir olarak Çukurambar, yani Ankara'nın AKP'li bürokratların, akademisyenlerinin eleştiği, işte kahvelerde bütün günlerini geçirerek işte geyik yaptığı epeyce de lüks ve pahalı ortamlar bunlar. Çukurambarlaşma kavramını eleştirel olarak kullananlar da var. Yani AKP iktidarının sözde eleştirdiği şeyin aslında aynısı olduğu eleştirisini getirerek bunu öz eleştirel bir şekilde, yani hala o iktidarın içinde kalmayı sürdürerek ama ya kendimize de bakmamız lazım, çeki düzen vermemiz lazım diyerek öz eleştirel bir şekilde kullananlar da var. Ki evet, bu gerçekten de önemli bir nokta bence. Yani yine sınıfsal olanla kültürel olanın ilişkisi ya da bakışımı meselesine geleyim ve tekrarlayayım. Evet, ben de hani kültür savaşlarının gölge savaşları olduğunu düşünmüyorum. Hani gerçekte belirleyici olan sınıfsal olanı, gerçekte belirleyici olan, yani işte yine Ahmet Kavaklı'nın tartıştığı ya da kavga ettiği paradigmaya dönecek olursak, gerçek altyapıyı gizleyen bir sahte ya da hayalet kavgadan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Birçok yönden sınıfsal olanla, ekonomi politik olanla iç içe geçen, onu yeniden üreten görünümleri ve anlamı olduğunu düşünüyorum. Bu kültür savaşları altında düşündüklerimizin. Fakat bir yandan da kültür dediğimiz zaman bale, güzel sanatlar, edebiyat, sanat sadece kastetmediğimizi, işte tüketim kültürü dediğimizde kastettiklerimizi de kastetmemiz gerektiğini, eşyayla ilişkiyi, bütünüyle eşyayla ilişkiyi de kastettiğini,
Hani kapitalist tüketim kültürünü de kastettiğini mutlaka hesaba katmamız gerekiyor. Ve kültürel hegemonya dediğimiz zaman dediğim gibi hani edebiyatta, resimde, sinemada hegemonik olmaktan çok uzak ve kültürel iktidarını kurmaktan çok uzak olan bir iktidarı, ama gündelik hayatın nasıl yaşandığı, günlük ilişkilerin nasıl eda edildiği bakımından, eşya ile ilişki bakımından pekala hegemonik hale gelebilmiş olduğunu de göz ardı etmemek gerekiyor. Galiba evet, tam 8 oldu saat. Susmak için uygun bir zaman. Zaten benim ilmim de bu kadar. Ben burada susayım. Begüm bizi yönetsin. İlla soru olması da gerekmeyen, yani yorum niteliğinde de konuşmalar da olacak bakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sorular, yorumlar için zamanımız var. Şöyle biraz bekleyelim. Bu tarihsel izlek belki biraz sindikten sonra. Asu'nun elini görüyorum, değil mi? Asu Aksoy ile başlayalım. Merhaba, iyi akşamlar. Tanıl merhaba, çok güzeldi bu çok derli toplu nefis sunum. Ben bir böyle biraz daha üzerinde konuşabiliriz diye bu kültürel iktidar ya da hegemonya ya biraz getirmek istiyorum konuyu. Yani bu kültür savaşları meselesi sadece savaşmak değil, aslında bir kültürel zihin dünyasını diyelim. Egemen hale getirmek için yapılıyor. Şimdi bu egemen hale getirmek, iktidar olmak, yine tarihsel olarak baktığımızda illa baskıcı yöntemlerle sağlanmıyor. Bunu biliyoruz. Yani belki böyle iki ana şeyden bahsedebiliriz. İki ana yaklaşımdan bahsedebiliriz. Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz bir liberal belki bir yaklaşım. Yani kültürü, bu kültürel zihnin dünyasını içselleştirerek, yani insanların bu kodları bir şekilde içlerine almasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmek. Yani Foucault'un anlattığı belki diyebiliriz. Bir şekilde kontrolü aslında içselleştirmek ve kültürü de aslında bir kontrol mekanizması olarak bu kapitalist modern dünyada nasıl beraber olacağız, nasıl beraber yaşayacağız, nasıl bu medeniyeti sürdüreceğiz, bunun kodlarını eğitim, kültür kurumları, kamusal alanda varlık biçimleri ile içselleştiren yöntemler. Buna böyle ben hani liberal yaklaşım diyorum. Bir de bunun karşısında bir baskıcı, aslında senin Bismarck'la anlattığın, yani orada böyle bayağı ciddi, işte oradan başladın, böyle bir savaş halinden bahsediyoruz. Yani baskılama, bertaraf etme, değil mi? Hapse atma, sansürleme. Yani burada hiçbir şey, bir antiliberal bir şeyden bahsediyoruz burada. Şimdi benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi, Türkiye'ye döndüğümüzde hep böyle bir bu kültür savaşlarının, yani erken cumhuriyetle birlikte baskıcı bir hal aldığını görüyoruz. Yani böyle bir şey çok başarılı olamıyor. Daha liberal bir serbestiyete dayalı, ama o serbestiyetin kurallarının da bir şekilde işte içimize alındığı, entegre edildiğimiz bir sistem, bir bakıştan ziyade hep bir baskıcı bir şey var, değil mi? Kültürel iktidar hep baskıcı yöntemlerle, sanki bunun başka yolu yok gibi. Yani bu doğru mu? Bu acaba, yoksa bir daha farklı bakış açıları var mı iktidara nasıl gelineceğiyle ilgili? İkinci söyleyeceğim şey de aslında bu kültürel iktidar, yani dünyada yükselen bu popülist
politikalara baktığımızda işte Trump olsun, Avrupa'daki çeşitli hareketlere, politika hareketlere baktığımızda ben giderek dünyada bu liberal dediğim işte kültürel hegemonya yönteminin ne karşı bir savaş açıldığını düşünmeye başladım. Yani bu liberal bakışın kendisi bugün bir saldırı altında. Burada da belki şeye böyle bir parantez açmak lazım. Yani sen ondan bahsetmedin. Bu kültür savaşlarında bir başka açılım aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde 90'lı yıllardaki yani bu işte nasıl diyeyim sanatsal ifadenin serbestliği üzerinden ilerleyen devlet müzelerinde mesela Robert Mapplethorpe'un sergilerinin yasaklanması meselesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir dönem yaşanıyor ve orada liberal hareketin bütün kamusal alanına yayılmış olan bu hareketin bu kültür savaşı sonunda bir kamusal alan, özel alan ayrımına gitmeye başlaması ve devlet bunları desteklemez ama istiyorsanız siz kendi galerilerinizde bunları yapabilirsinize gelmesi. Ya yani bunu da aslında görmemiz gerekiyor. Böyle bir dönem de yaşandı. Fakat son dönemde, son 10 yıldır işte bu popülizmin yükselişi ve popülizmin aslında bir liberalizme karşı bir duruş olarak ve farklı kültürel bakışları işte yani liberalizmin temsil ettiği bu özgürlük bakışını tamamen bertaraf etmeye yönelen bir yeni bir savaş cephesinin ben açıldığını düşünüyorum. Yani buna sen de katılır mısın ya da sizler de buna katılır mısınız gibi bir soru sormak istiyorum dolayısıyla. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Asu. Ben de hani çok uzatmamaya çalışarak devam edeyim. Yani illa soru cevap gibi düşünmeyip hani konuşmaya devam ederim. Ya şimdi kültürel iktidar, kültür savaşı falan dendiği zaman benim tekrarlamaktan bıkmadığım bir söz vardır, ya anekdot vardır. Mutlaka burada çoğunluk biliyordur bunu. Göbels'e atfedilir ama aslında ya bir Alman oyununda Almanca bir tiyatro oyununda kullanılmış bir söz. Ama yani Goebbels'e çok yakışan bir sözdür. Kültür lafını duyduğum zaman silahıma davranıyorum, tabancama davranıyorum. Goebbels hani fiili kültür bakanı olarak gerçekten pek sık tabancasına davranmıştı. Yani şöyle düşünüyorum, aslında bütün iktidarlar şu veya bu derecede tabancalarına davranırlar kültür lafını duydukları zaman. Yani en hani liberal olarak tanımlayacağımız dönemde dahi yani kültür siyasetinin birçok zaman bir tahakküm siyaseti olarak belirdiğini görürüz. Yani daha doğrusu bunun istisnası bence bunun böyle olmayanı istisnadır. Öyle değil. Yani zor aygıtının, dayatmanın sadece erken cumhuriyet dönemine, sadece Bismarck'ın kültür savaşları siyasetine özgü olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece Nazilere özgü olduğunu düşünmüyorum. Fakat tabii bu örnekler bunun iyice baskın hale geldiği örnekler. Günümüz Türkiye'si de gerçekten bunun bir örneği. İşte biliyorsunuz televizyon dizileriyle ilgili daha hani son birkaç günde yürüyen tartışmaları biliyorsunuz. Yani işte yani gayet popüler, hani tırnak içinde masum televizyon dizilerinin dahi nasıl bir tabancama, kültür lafını duyunca tabancama davranırım örneği olduğunu görüyorsunuz. Şuna geleceğim. Şimdi yakın zamanda okuduğum bu sevgili arkadaşım Şükrü Argan'ın da bir yazısının, Bülent Ekenle birlikte bir yazısının olduğu bir derlemede Barış Ünlü'nün makalesi vardı. Yeni okuduğum için ve bu tartışılmış şeyler çağrıştırdığı için ona atıfta bulunacağım. Barış orada çok iyimser bir çerçeve çiziyor. Şunu diyor, yani sol, en geniş anlamıyla, en esnek anlamıyla sol, kendisini büyük bir yenilgi içinde kabul ediyor ve bir bozgunculuk havası içerisinde. Çok morali bozuk, anlaşılabilir bir şekilde. Ama bu onun
güçlü kazanımlarını ve ne kadar önemli adımlar attığını, ne kadar çok şey başardığını da görmesini engelliyor diyor. Özellikle de burada kastettiği, kazanım olarak bahsettiği, hani salt emek sermaye çelişkisi dışındaki tahakküm eksenlerinin, başka ezilen kategorilerinin birbirlerine etkileşimini sağlamak, onların farkındalığını sağlamak, özellikle yani kadınlar zaten kültür savaşlarının her zaman merkezindeler. Yani kadınlar üzerinden bu, yani her yerde bu savaşların yürüdüğü her yerde mutlaka bir kadın cephesi en yaygın, en güçlü cephe. Kadınların ortaya çıkması ve artık sadece hani eşit haklı olmanın ötesinde kadın olmaktan kaynaklanan ezilme mekanizmalarının açıkça tartışılır hale gelmesi, LGBT artılar gündemi, ırksal çelişkinin, ekolojik çelişkinin eş önemde ve bizzat kapitalizmi belirleyen çelişkiler ve tahakküm yumağının bir parçası olarak konumlandırılması, bunların kabul edilmesi ve bundan kaynaklanan bu farkındalıktan kaynaklanan güçlenmeler, bunların küçümsenmeyecek bir etki yarattığına dikkat çekiyor. Şu şey Barış o yazısında, Barış Ünlü ve işte günümüzün işte nasıl tanımlayacaksak tanımlayalım yani 21. yüzyıl faşizmi, yeni popülizm, şu bu. Hani bu iktidarların, bu Breivik'lerin, Trump'ların, işte Orban'ların bunların hepsinin İşte bu kültürel Marksizm olarak tanımladıkları ve hegemonik olarak gördükleri bu etkiye, bu mücadeleye, burada bir iktidardan söz edemeyiz ama çok güçlü bir mücadeleden rahatlıkla söz edebiliriz. Buna karşı bu kadar büyük bir nefretle, bu kadar bir tutkuyla, bu kadar büyük bir tehdit algısıyla hücum etmelerinin arkasında burada küçümsenmeyecek, belki bizim kıymetini yeterince bilmediğimiz, belki bizim gücünün yeterince farkında olmadığımız büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekiyor. Onun için diyor bu kadar büyük bir nefret çekiyor üzerine. Engellemek için. Yani tıpkı hani, klasik faşizm döneminde komünizm tehdidinin yerini tutmuş bir tehdit olarak algılanmasının arkasında belki kendisini henüz o güçte, o kudrette ifade edemeyen ama bir potansiyel var. Bu kuvvetli tehdit algısının nedeni o diyor. Benim en azından hoşuma gitti bunu böyle düşünmek. Yani yersiz olmayan bir iyimserlik olduğunu düşündüm. Ve birazcık Asu senin bahsettiğin o şiddet ve celalin, o, yani sağ cephedeki o şiddet ve celalin yani böyle görmek en azından hoşuma gitti. Öyle söyleyeyim. Emin sanırım söz istemişti. Vaz mı geçtin Emin yoksa? Küçük bir soru, sesim geliyor mu bu arada net bir şekilde? Gayet iyi duyuluyor. Ben de aslında bugünden hani sadece kendi gözleminden olan bir şey için hani sizin de bir yorumunuz veya gözleminiz var mı bu konuya dair? Ben sadece hani kendi tecrübelerimden gördüğüm kadarıyla bu kültür savaşının en böyle şiddetli yaşandığı yer aslında şey bu hani yeni kamusal alanda diyebileceğiniz belki şey sosyal medyada. Ve hani bununla ilgili işte yani Twitch yayıncılarının çok büyük bir şeyi var. Hani birkaç mesela bu Jahrein diye bir yayıncı var mesela ciddi bir kitleye sesleniyor ve hani bu bildiğimiz seçim döneminde CHP, PKK sözünün bu kadar yaygınlaşmasının sebebi hani bu kadar kitlelere yön veren birinin hani birinden bahsediyoruz. Ve ilginç bir şekilde bunun karşısında da hep duran işte şey işte kadın veya queer yayıncılar yine yani Twitch'te kendi kitleleri var. İşte Kazıklı Maria olsun, şey olsun. Hani ilginç bir şekilde hani ben buraya baktığımda direkt şey görebiliyorum ki kültür savaşının çok şiddetli olduğunu görebiliyorum. Yani şu da gözlemlerimden biri. 2000'li yıllarda sanırım İnci Sözlük'le başlayan böyle bir sağın yükselişi var ve müthiş bir şekilde şeyi kullanıyorlar. Hani bu sosyal medya estetiğini bu capslerle şeylerle Türkiye'de hatta sanırım Eskişehir'de bir milletvekili adayı bile çıkarmaya çalışmışlardı bu bir işte sosyal yine YouTube'dan bir şey gibi hani bununla ilgili bir gözleminiz yorumunuz var mı merak ettim. Aslında chat'teki soru da biraz aynı yerlere değiniyor. Belki onu da okuyayım, birleştirmek isterseniz.
alan açması için söylemek istedim demiş Enver Sedat. Tanıl Hoca'nın da tüketimi sadece eşya olarak değil, tüketim kültürünün topyekünü olarak ele alması üzerine soruyorum. Kültür savaşına karşı kültürel tüketimde ya da gündelik hayattaki gençlerin tükettiği videolarda, YouTube, Instagram, TikTok ya da sinema, televizyona dair yapılan üretimlerde üreticinin tarafı olduğu yöne dair. Bu üretimi direniş biçimi olarak kurması mümkün mü? Burada kültür savaşının çatlakları nelerdir? Çok teşekkür ederim. Bu kesinlikle yani çok verimli bir tartışma alanı ve çok önemli bir savaş alanı. Ama ben bu o alanın gafiliyim. Yani ben hani sosyal medya kullanıcısı değilim yani bayağı. Onun için çok ahkam kesemem. Çok fazla bilmiyorum. Ama yani çok önemli bir cenk sahası olduğuna hiç şüphe yok. Fakat hani chat'teki arkadaşımız hani çatlaklardan söz etmiş ya. Bence burada önemli olan, pardon, geçerken bir tek şunu ekleyeyim ama sağın, Türkiye'de sağın işte esas olarak AKP cenahı ama genel olarak milliyetçi muhafazakarlar diyelim. Bu alandaki varlığının geometrik bir şekilde artmasının eşiği de Gezi. Yani Gezi'ye reaksiyon olarak ve Gezi'nin rövanşı olarak Gezi gibi bir şeye mahal vermeme önlemi olarak buna çok enerji akıtıldığını biliyorum. Ve bunun çok önemsediğini biliyorum. Yani hani bizzat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bunun bir vektörü bence. Onu söyleyebilirim. Ama bu alanla ilgili şunu söylemek istedim. Yani dediğim gibi chat'teki arkadaşımız çatlaklardan söz etti ya. Ya bu alanın dilini, yolunu, yordamını işin tek bir icabının olduğu, bu tek bir yolunun, yönteminin olduğu bir kalıp halinde düşünmemek gerektiğini düşünüyorum sadece. Yani çatlak aramak gerekir. Yani neyi nasıl yaptığınızın konu ne olursa olsun belirleyici olduğunu düşünüyorum ve gerçekten siyasi anlamı olan bir harp olacaksa bununla belirleneceğini düşünüyorum. Yani sadece işte sosyal medyada ya da o sosyal medya mecrası hangisiyse orada olmak, orada temsil edilmek bence yeterince belirleyici değil siyasi olarak. Bence belirleyici olan nasıl var olunduğuna ilişkin bir soru sahibi olmak. Farklı bir var olma biçimi, farklı bir dil, farklı bir etkileşim, işte hani çatlak aramak, bir şey kırmak, bunu düşünmediğiniz zaman sadece orada var olmanın yeterince anlamlı olmadığını düşünüyorum genel bir fikir olarak. Ancak bu kadar söyleyeyim. Çok Ben bir teşekkürler. soruyorum. Şükrü Hoca'nın bir chatte yine şeyi var. Ben bir kısacık bir şey soracağım. Belki hani şey yapmışken sonra dönüp oraya devam edebilirim belki istersen Zeyno. Ahkam kesebileceğini düşündüğüm için soruyorum birazcık da. Bu sınıf meselesini elbette ki böyle bir sahte gündem olarak kabul etmeyelim ama ben de öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama bir yandan da tam da en sonunda söylediğim bu yani kültürü gündelik hayat pratikleri üzerinden tartışmaya başladığımızda yani mekanların, zamanların, nesnelerin tüketimi üzerinden konuşmaya başladığımızda bu kültür savaşının kurduğu ikili hayat tarzını yatay ve dikey kesmeye başlıyoruz. Yani o ayrım ortadan kalkmaya başlıyor. Şimdi bir çukur ambarlaşmayı da oradan okuduğumuzda aslında sınıf siyaseti yapmaya başlıyoruz. Çünkü şu verili haliyle bir sınıf siyasetinden bahsediyoruz ama sınıf mücadelesini gölgeleyen bir sınıf siyasetinden bahsediyoruz kültür savaşı dediğimizde, değil mi? Dolayısıyla elbette ki sınıfın kültürel pratiklerle bağını koparmamalıyız ama bir yandan da sanki sınıf mücadelesini de gölgeleyen, önünü kesen, onu perdeleyen bir tarafı da var. En azından sermaye fraksiyonları arasındaki çatışmayı bile görünmez kıldığı için. Yani zaten Evet. bence hani önemli olan etkileşime bakmak. Yani kültür düzlemi diyelim ile hani ekonomi politik diyelim düzlemler arasındaki etkileşime her an ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. Basit bir indirgeme yoluyla değil. Çünkü siyaset yapmanın yordamı
birçok zaman da kültürelleşmeden geçebilir. Bizzat sınıf siyasetinin yolu yorda mı da oradan geçebilir. Ya da sadece ve sadece kültürel ilgilerle ilgili, kültürel zevklerle ilgili bir şeyin pekala çok güçlü sınıfsal ayrımları ve damgaları temsil ettiğini teşhis edebiliriz. Sürekli oraya bakmak kastettiğim o. Yani geçiştirmemek, yokmuş gibi yaparak hallolmuyor. Yani sürekli o etkileşime bakmak, o nasıl onun için nasıl çalıştığına bakmak ve tabii müdahale etmeye çalışmak diye özetleyebilirim. Şükrü Hocam, siz sormak ister misiniz sorunuzu, ben okuyayım mı? Kültür lafını duyunca cüzdanına davranan bir kapitalizm evresinde acaba kültürün silah ile cüzdanın çapraz ateşinde kaldığını söyleyebilir miyiz? Bir de şu sol entelektüellerin kültürler çalışmalara, sağın kültür savaşlarına meyli hakkında ne diyebiliriz? Teşekkürler. Çok güzel. Sorunun ilk kısmı cevap beklemeyen, yani cevabından daha güzel olan bir soru. Onun için onun patent hakkını bir an evvel almasını isteyerek Şükrü'nün, çünkü çok güzel bir tespit aynı zamanda. Onu geçelim. Evet, yani cüzdan ve silah arasında kalmış bir halimiz var. Yani bu belki sanırım o da Tuncay Birkan'ın bundan 20-25 yıl önce yayınladığı bir makaleyi hatırlayarak sanırım Şükrü bu sorunun ikinci kısmını sordu. Orada da çok gerçekten önemli bir makaledir. Tuncay Birkan, Kültürel Çalışmalar Solun Son Sözü mü başlıklı bir yazı yazmıştı. Ve orada da söylediği şuydu. Yani aslında iki düzlemli sanırım bir eleştiriydi o. Birisi sadece hani kültüre odaklanmak, sadece kültür peşinde koşarak toplumu ne kadar anlayabiliriz ve bir, iki, topluma ne kadar müdahale edebiliriz? Bu koşullanmayla aslında Begüm'ün az evvel söylediği dedi bence bir ucundan bağlantılı. Sadece hani yüksek kültüre karşı çıkmak ve popüler kültürü, halk kültürünü gerçekten rağbette olan, daha önceden küçümsediğimiz, sıradan dediğimiz kültüre önem vermek ve onu çözümlemek iyi, güzel. Fakat yüksek kültür dediğimiz şeyi tamamen karalamak ve küçümsemek de gerçekten toplumu değiştirmeye, toplumu bir değişim meydan okumasıyla karşı karşıya bırakma iddiasından da tamamen vazgeçmek anlamına gelmiyor. Yani İyi, doğru ve güzel olanla ilgili bir iddiamız olmayacak mı bizim? Sadece popüler olanın muhabbetini mi yapacağız gibi bir eleştiri içeriyordu. Gerçekten çok yerinde bir eleştirildi bu. Şu da gerçekten doğru. Yani bunun içerisinde benim açımdan özellikle en çok geçerli olan futbol da buna dahil. Kültürle, popüler kültürle meşguliyet gerçekten olağanüstü bir hacim kaplar hale geldi. Ona olağanüstü enerji alır hale geldi epey bir zamandır. Bu kültür endüstrisinin büyümesiyle, şişmesiyle kesinlikle doğrudan alakalı. Bu oradaki ilgi ve eleştirinin yersiz ve işlevsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ama belki bir oransızlık var. Var mı diye en azından dönüp bir kendimize bakmamızda fayda olabilir. Tuncay'ın eleştirisini başka bir anlamda yeniden sürdürelim. Didem'in sözü var. Didem Yazıcı. Merhaba herkese. Ben şunu sormak istiyorum. Kültür dediğimiz zaman şimdi çok farklı hangi kültürden bahsediyoruz, nereden bakıyoruz, rol oynuyor. Direniş biçimi olarak kültür de çok önemli. İstiklal Caddesi'nde Kürtçe türkü söyleyen gençler ya da queer fotoğraf üreten güncel sanatçılar örneğin. Ben konuşmacıya bunu sormak istedim. Bir direniş biçimi olarak kültürü bu Kurtuğu Kamp meselesinde nerede duruyorlar ve nerede okuyorsunuz? İşte adı üstünde tam cephede duruyorlar gerçekten. Yani
kültür savaşlarının yürütülme biçimlerinin en canlı ve etkili örnekleri arasında bu saydıklarınız. Acaba mesela şu geldi aklıma. Yani Ahmet Kaya tişörtü giydikleri tişört ayrı da Ahmet Kaya dinledikleri ya da Kürtçe parça dinledikleri için lince uğrayan işte istisnai olmayan sayıda insan var biliyorsunuz. Bu da bunun gerçekten bir savaş olduğunu bize düşündürüyor. Şu düşünmeye devam ettiğim zaman şunu da söyleme gereği duyuyorum. Bazı durumlarda sadece ve sadece Kürtçe ya da başka bir dilde ya da yoz, yabancı, kötü, zararlı sayılan bir kimlik damgası altındaki herhangi bir kültürel üretim tezahürü kendi başına bir direniş temsil edebiliyor. Sadece onun görünür olması, sadece işitilir olması, sadece var olması başlı başına direniş anlamına geliyor. Ama ben bunun bir adım öteye gidebildiği durumlar da var. Onun yaratabildiği etkinin oluşturduğu bir direniş var ki o kuşkusuz çok daha önemli ve etkili. Ama hele o aşamaya bir geçebilsin. Yani lince uğramasın. Belki varsa bir soru için daha vaktimiz var. Arzu eden varsa şimdi sorabilir. Chat'te yine var, okuyorum. Fırat Yücel sormuş. Benim sosyal medyadan, oradan buradan gözlemlediğim kadarıyla Sağcana kültür savaşlarında sömürgecilik tarihini de çokça sahaya sürüyor. Örneğin Fas-İspanya sınırında göçmen katliamı yapıldığında Sağcana, daha çok AKP cenahını kastediyorum, sistematik olarak solculara yönelik. Bunlar Batı'nın katliamlarını görmüyor. Bunlar zaten sömürgeci suçlamaları yaptı. Türkiye'de Sağcana seküler aydınlanmacı olarak gördüğü, kültürel Marksist olarak gördüğü vesaire solu buradan da vurmuyor mu? Sağcana'nın sömürgecilik tarihine bakış ekseni üzerinden de bir kültür savaşı yürüttüğünü söyleyebilir miyiz? Tabii çok doğru ya. Bu da zaten hani tespit niteliğinde bir soru. Hani milliyetçi muhafazakar bakış açısından hani Müslüman Türk nasıl kapitalizme fıtraten uyumsuzsa yani o kapitalizmin azgın ve koşulsuz rekabetini gerçekleştiremeyecek sosyal kodlara sahipse o bakış açısından sömürgeciliğe de kabiliyetlidir. Yani İslam kültürü ya da Türk İslam devlet geleneği sömürücü olamaz ona göre. Gittiği her yere adalet getirme misyonuyla yüklüdür. Dolayısıyla Osmanlı da sömürgeci olmamıştır, olamaz bu bakış açısından. Ancak Batı sömürgeci olabilir. Ancak Batı emperyalist olabilir. Ve Batı hayranlığıyla kaim olan tüm kültürel sermayesi Batı hayranlığı ve Batı menşeli olan işte solcu aydınlar, seküler aydınlar da bunu göremiyorlardır. Denklem bu. Buna canı gönülden inananlar da var gerçekten. Belki söz almayan birisinin sözü varsa son 5 dakika içerisinde bir soru daha alabiliriz. Ben belki hani kendi aramızda çok konuştuğumuz bir şey olarak yani sonuçta akademisyen olarak, imzacı olarak kendim böyle bu şeyin içinde işte elitler olarak da adlandırılan, beyaz Türkler olarak da adlandırılan çekişmenin içinde yer aldım. Ama işte bir taraftan da sanatçı olarak da bir yerde duruyorken bu kültür yolları hikayesinde, bir anda ortaya çıkan kültür yolları hikayesinde daha önce karşılaşmadığımız yeni bir yöntemle karşılaştık. Hani biz kendi aramızda buna iç etme dedik. Orayı reddetmeden araya bir takım ajanslar ve PR firmaları alarak zaten yapılmakta olan bir takım kültürel üretimleri, etkinlikleri ve mekanları iç eden ve yine o PR şirketleriyle yapılan tekliflerle işte teklifin bakanlıktan geldiğini neredeyse gizleyerek sanatçıları ikna eden ama bu kültür yolunun açılışını yaparken yine AKM'den küfreden hani o üreticilere küfreden
değişik bir ilişkilenme yöntemi oldu. Şimdi bu projede tuttu mu tutmadı mı yapılmasına dair bir inat var ama bu yöntem değişikliği o zaman bize çok şey gelmişti. Hani hep böyle kafa kafaya itişirken bir anda bu iç etme yöntemi. Bilmiyorum siz o dönemde takip ettiniz mi, biraz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya da başka alanlarda da görüyor musunuz bu yeni iç etme taktiğini? Benim için bir kere ilk kez bu, yani iç etme teriminin böyle kullanıldığını ilk kez görüyorum. Bana ne olur okuyabileceğim bir şey varsa onu gönderin bir linkle. Bu çok ilginç. Ama genel olarak hani bu sıkatçı mücadele biçimleri vardır ya. Yani açıkça cepheden cepheye karşı çıkmakla sınırlı olmayan, hani biraz hileci, biraz hani yüze gülüp arkadan dolanan. Bu mücadele usullerinin dünyanın her yerinde ve Türkiye'de de yani hep işlediğini, yani şunu demek istemiyorum, esas yol budur, bunu yapmak lazım mı demiyorum, ama bunlarla da çok yol alınabildiğini, bunların da gerçekliğin bir parçası olduğunu kesin olarak savunuyorum. Bunları pek çok küçümseyebiliyoruz ve göz ardı edebiliyoruz. Onun için ben bunu öğrenmek isterim. Yani ben dediğim gibi ben okuyarak öğreniyorum hala. Bana link gönder. Tamam. Biraz appropriation'ın karşılığı olarak kullandım yani o şey yani yapılmakta olanı Temellik evet etti. temellik etti. Ama yani sonuçta bir içine girerek bozan, yani müspet manasıyla bir hilekarlık var mı? Onun için yani skatçı mücadele geleneğine atıfta bulunmam oradan çok isabetli midir bilmiyorum, ama bana onu çağrıştı. Belki şöyle diyebiliriz. Beyoğlu Kültür Yolu en azından Beyoğlu'ndaki versiyonlarında o verili kültür savaşının kutupları kırıldığında sanatçıların da güncel sanatçıların mesela altı da yani ayaklarını bastıkları zemin de altlarından çekildi birdenbire belki de öyle bir şey diyebiliriz. Yani muhalif görünen kurumların da içerildiği bir kültür yolu olarak Beyoğlu Kültür Yolu. Yani kutuplar ortadan kalkarmış gibi davranıldığında yani iktidarın böyle bir tavır sergilediğinde güçlü ayaklarını basabileceğimiz zeminleri de birdenbire altımızdan çekebiliyor. Belki böylesi bir iç etme, temellik etme diye de düşünebiliriz. Tehlikeli cephesi sanki. Evet yani kutuplarla düşünmeye daha yatkınız son 10 senedir. Belki o kutupları tersine çevirdiğimizde işimiz daha güçleşiyor. Ya da ortadan kaldırmaya çalıştığımızda. Ama zaten genel olarak hani kutuplaşmanın ve kutuplaşmaya bağlı kalıplaşmanın bu kadar güçlü olduğu bir kültürde diyelim, bunun dışına çıkma, verdiğin örnekte olduğu gibi cesaretini gösteren hamleler hakikaten bir vurgun vurma kapasitesine sahip her zaman. Hangi taraftan gelirse gelsin. En azından ilk anda. Bu kesin. Yani çünkü kimse buna hazırlıklı olmuyor. Galiba bir soru daha var. Onunla bitirelim. İki Hiçle tane, ilgili bundan. evet iki tane soru yorum arası bence ikisi de bir Çiğdem'den disiplinler arası çalışmanın bu kadar yüceltildiği bir dönemde kültür aleminde örneğin yazarların yazarlarla, şairlerin şairlerle, sinemacıların operacılarla kapalı devre ilişkiler ağı içinde olması hem siyasal hem fikirsel bir daralmaya da sebebiyet vermiyor mu? Erhan Muratoğlu'ndan da küçümsenen kiç kültür üretimleri örneğin 70'lerdeki arabesk 80 sonrası Egemen'in hop, yeni soru gelince kaydı pardon benimsediği ve yaydığı kültür olduğu yapı bozum potansiyeli olan başka alt kültürlerde ehlileştirildi. Medya otoritesini elinde tutan anlamın içini boşalttı, kendi yeniden doldurdu. Bir tane daha okuyorum. Baransel. AKP'nin siyasal iktidarını hakim kılan dinamiklerin sadece kültürel iktidar meselesi üzerinden okunması noktasında solun bu noktada biraz da gönüllü olarak bu alana angaje olduğunu düşünüyorum. Gezi süreci bu noktada bir milattı ve bir yönüyle hala Kavala ve Atalay üzerinden siyasetin güncel konusu arasında yer almasının da bu konumlanmanın bir siyasal olarak da hala pozisyonel olarak sürdüğünü düşünüyorum. AKP'nin kültürel iktidar mücadelesi çerçevesinde siyaseti domine etmesinin
temelde daha devrimci ya da işçi sınıfının kendi siyasallığının ekonomik, demokratik talepler ve sendikalaşma oluşmasında bir engel olduğunu düşünüyor musunuz Sayın Bora? İkinci yorum gerçekten bir yorumdu ve katıldığım bir yorum. Yani bir ehlileştirici, nişleştirici bir siyaset sadece Türkiye'de değil, yani kültür endüstrisinin ve kültür endüstrisiyle bütünleştiği oranda siyasal iktidarların uyguladığı bir yöntem. Ama tabii şükür ki iş orada bitmiyor. Yeni kişiler, yeni taklaklar yani her zaman çıkabiliyor. Bunu söylemek isterim. Üçüncü soruyla ilgili çok öyle düşünmüyorum çünkü hani dediğim gibi o kadar basit bir denklem değil bu. Ya işte bunda yani bu bir sahte gündem değil. Ya bizzat mesela ben Umut senin faaliyetlerini izleyerek en azından bununla ilgili bir izlenime sahip oluyorum, bilgiye sahip oluyorum. Kendi gözlemlerine de sahip olabiliyorum. Yani işçiler birçok yerde bu kültürel ayrışmalar üzerinden günlük hayatlarında konumlanabiliyorlar. Ve bunu değiştirmek sadece basit bir iki vaazla hani bilinçlendirme faslında anabileceğimiz basit müdahalelerle her zaman mümkün olmuyor. Sonuçta hani o alanda söylenen söz o alandaki mücadelenin de haybeye olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan eklemlenmeyi ve etkileşimi kurmak. Israrlı ben tekrar onu söylüyorum. Bu ilk sorudaki ayrışmalarla ilgili de yine Şükrü'den ben de bir kavram ele geçireyim. Bu sözünü ettiğim Barış Ünlü ve Bülent Ecevit'in derlemesindeki yazısında kamuların ayrışmasından söz ediyordu. Gerçekten hani bir egemen kamu ve alternatif kamudan ya da iktidar kamusu, iktidarın kamusallığı, muhalefetin kamusallığı ya da burjuva kamusu, proleter kamusundan ziyade gerçekten çoğullaşmış ve ama aralarında etkileşimin asgariye indiği ya da bazen yok olduğu kamusal varoluşlardan söz edebiliyoruz bugün. Farklı kamusallıklar var. Birçok kamusallıklar var ve bunlar kendi içerisinde deveran eden temassız kamusallıklar. Bunun çok ciddi bir sorun olduğu ortada gerçekten. Yani bunlar arasında bağ kuran, temas kuran, çatlaklar açan işte birbirlerine su sızdırmasını sağlayabilen işte politikanın görevi bu. Politikanın yapması gereken zamanımızda en büyük şey bu. Çünkü o kamular kendi işlerinde mutlu mesut yaşamaya da devam edebiliyorlar. Çok kendilerini iyi hissedebilecekleri fasatlar kurabiliyorlar. Bu hakikaten başka bir soruda da geçildi ya, bir tür kaçışçılık işlevi rahatlıkla bürünebiliyor. Yani eskapizm denen hani kültüre sığınma gibi bir kaçışçılığa da kolaylıkla varabiliyor. Sanırım daha fazla soru yok gördüğüm kadarıyla, değil mi? Chat'te de bir şey yok. Bence yeterlilik önergesi verebiliriz. Verebiliriz diye düşünüyorum ben de. Tanıl Bora, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli. Çok sağ olun. Biraz dağınık oldu ama Hayır. dağılmaya müsait ve kablonu kaldıran bir konuydu. Çok çok ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gelen herkese de teşekkürler. Dediğimiz gibi soru soranlardan da sorumu kayda koymayın vesaire diyen olursa Kırak'a her zaman ulaşabilir. Son olarak şey söyleyebiliriz, değil mi? Şubat'ta biz yüz yüze bir etkinlik daha planlıyoruz. Bu serinin son oturumu olarak. O da sürpriz olarak kalsın. Kesinleşince zaten Kırık hesaplarından duyurulur. İyi yıllar herkese. Size de Olabilecek çok kadar. teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.